kalesine uzandı. Şahin kala ucunda dalgalandı. Sana selam ey şanlık Türk sancağı. Sana selam ey şanlık Türk sancağı. Çırpınarak dalgalanır kanadın. Gökyüzüne çıkmak mıdır muradın? Gölgenle can vermek ister evladın. Adı kutsal yücedir bu sevdanın. Sana selam ey şanlı Türk sancağı. Sana selam ey şanlı Türk sancağı. Babasız geçen hayatında hem okuyup hem büyütün biricik kız kardeşi Sedef. Savcı olacakmış. Siz Türklerin dediği gibi maşallah. E tabi anacığına da maşallah. O yoklukta iki evlat yetiştirmek kolay mı? Şimdi sayende Sakarya Sokak, Noğalı'da huzur dolu bir hayat. Nasıl? Güzel değil mi? İkimizin de mermisi bitti, duydu mu beni? Beni nasıl buldun? Hiç zor olmadı. Ben istediğimi yerin yedi kat dibine girse yine bulurum. Ha, eğer beni Türk istihbaratına teslim edersen bu kayıt ortak düşmanlarımızın eline geçer. Lütfen bunu bir tehdit olarak algılama. Bu sadece bir önlem. Hala sözlerimden tatmin olmadıysan kahve yerine papatya çayı alabilirim. Hem sen de bu arada düşünürsün. Tahmin etmiştim. Panoya astığın resim. O kim? Yeni hedefin. Adı Novak. Arkadaşın Atilla'nın katiline seni o götürecek. O fotoğrafı panoya ben astım. Sana Atilla'nın katillerini vaat ediyorum. Dostluğumuzun nişanesi olarak. Bunları nereden biliyorsun? Anlaştığımızda her şeyi öğreneceksin. Söz. Anlaştığımızda. Ben bir şey anlamadım. Hem Türk devletine sığınmak istiyorsun. Ama seni Türk istihbaratına teslim etmeme izin vermiyorsun.
Neden? Ahtapı tutamamıyorsun. İzimi bulurlar. Onlar çok güçlü yüzbaşı. Senin tahmin edemeyeceğin kadar güçlüler. Teslim olmam hem senin için, hem ailen için, hem de Tim'in için hiç iyi olmaz. Beni öldü bilmeliler. Sen ve ben. Sadece ikimiz. Ahtapot'un karanlık dünyasına gireceğiz. Neden ben? Vakti gelince her şeyi öğreneceksin. Ha bu arada adadaki operasyonu sizinkilere ben ihbar ettim. İstersen kontrol edebilirsin. Sizinkiler beni beyaz melek olarak biliyor. Ele geçirdiğiniz evraklar sizi füzeye götürecek. Ne füzesi? Emredersiniz komutanım. Görev çağrısı geldi sanırım. Şimdi git. Yalanım çıkarsa geldiğinde beni öldürürsün. Görev beklemez. Doğru. Muhabere Teğmen Büşra Akdeniz. Emret komutanım. Anlaşıldı komutanım. İstihbarata karşı koruma prensiplerine dikkat ediyoruz. Emredersiniz komutanım. Hemen kriptoları güncelliyorum. Sağ olun komutanım. Dikkat! Son operasyonda getirdiğiniz belgeleri inceledik. Şifreli bir kod vardı. Kırmak zor oldu ama başardık. Haber elemanımızın verdiği bilgilerle örtüşüyor. Aynı kişi mi komutanım? Evet, Beyaz Melek. Bildiğin üzere Martin'in öldüğü baskında da aynı kaynaktan bilgi almıştık. Tahminimce örgüt içi bir hesaplaşma sonucunda kimliğini deşifre etmeden bilgi veren biri. Adadaki operasyonu sizinkilere ben ihbar ettim. İstersen kontrol edebilirsin. Sizinkiler beni beyaz melek olarak biliyor. Ele geçirdiğiniz evraklar sizi füzeye götürecek. Yani kurtulmak için içinde olduğu yapılanmayı bitirmek zorunda olan biri. Peki ona güvenebilir miyiz komutanım? Verdiği bütün istihbaratları değerlendirmeden harekete geçmedik. Ama tehdit tahmin ettiğimizden çok daha büyük Ali. Uzun menzilli ve tahrip gücü son derece yüksek bir füzeyle Türkiye'de kaos çıkaracaklar. Peki füzenin yeri ve hedefi belli mi komutanım?
Değil. Ama Beyaz Melek'ten aldığımız bir istihbarata göre bunu öğrenebileceğimiz tek bir kişi var. Novak. Miladan Novak. Uçağınız pist başına geçmek üzere. Uzun bir uçuş sizi bekliyor arkadaşlar. Hedef noktasını uydudan takip edip size sürekli bir istihbarat akışı sağlayacağız. Çok önemli uluslararası bir operasyon icra edeceksiniz. Gizlilik esas. Yani sizden gölge gibi olmanızı istiyorum. Açığa çıkarsak zor duruma düşeriz. Benim komutanınız olarak bu zorlu operasyonu başaracağınıza inancım tam. Sizden istediğim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin, caydırıcı, saygın gücünü düşmana göstermeniz. Allah muvaffak etsin. Emredersiniz komutanım. Oo Cengo, devrem hayırlı olsun. Yeni mi aldın? Abi dur kardeşim ya. Ben bir hevesim alayım, sonra bakarsın ya. Şimdi başına bir şey gelir maazallah. Ne kıymetli malımlar. Benim malım kıymetli kardeşim. Dokunmayın malıma. Kaça patladı komutanım? Sırf şu uçağın sesini duymamak için tam bir maaşımı verdim. Kazıklanmışsın. Bak bak laflara bak, kazıklanmış. Beyler. Novak. Bu adamın yüzünü beyninizin her hücresine kazıyın. Bize sağ lazım. Allah yardımcımız olsun. Ben de bu uçağın sesini seviyorum ha. Ulaşabildin mi? Henüz değil efendim. Libertad'daki evinde değil mi o? Uydu telefonuyla arayın. Hadi girelim. Uykudayken oluyor. Çünkü düşman uyumuyor Novak. Eğer ayıldıysan beni iyi dinle. Nadia'nın öldüğünden şüpheliyim. Neden böyle bir şüpheye kapıldın? Adada 20 milyon dolarlık kripto paranın el değiştirdiğini söylesem sana yeter mi? Nadia'nın yeni tip silahları olan hakimiyeti ortada. Ayrıca satış konusunda tam bir profesyoneldir. O zaman bizi Türk Devleti'ne ihbar eden de o. Kesin konuşamayız ama eğer hayattaysa en çok tehlikede olan sensin demektir. Sadece ben mi? Hepimiz. Balistik füze ne olacak peki? Nadia, Türkiye operasyondan haberdar mı? Hayır.
Füze rampasını da yalnız sen biliyorsun. Tedbirli olmalıyız Mithat. Tedbirli. Nadia olduğundan emin olana kadar operasyon durdurmalıyız. Bunu yapamayız. Başımız daha büyük derde girer. Süreci hızlandıracağız. Hemen Norra'ya git. Acele etsen iyi olur. Adadaki baskını Türk özel kuvvetleri yaptıysa seni yakalamaları an meselesi. Lanet olsun. Eğer bir aksilik olur da Nova'yı yakalarlarsa işini bitirsinler. Yarım saate hazır olun. Buradan ayrılıyoruz. Haydi. İşte buldum seni hayalet kız. Bakalım ucu hayata mı çıkacak, mezara mı? Cesedin DNA'siyle karşılaştırsınlar. Acele etsinler.
Beyler, pilotu duydunuz. Hava biraz rüzgarlı. Dikkatli olun. Güzel bir atlayış olsun. Hedefe ulaştık. Hadi bitirelim şu işi. Rampa açılıyor. Patlamaya 15 saniye. Hadi bakalım, kurtulalım şu paraşütlerden. Bu nasıl soğuk kardeşim ya? Vallahi var ya, şimdiden ülkemi özledim ha. Ne oldu kutup ayısı ha? Vallahi ben de bir an paraşüt frenin ipini çekemeyecektim. Havada dondum kaldım öyle. Komutan oraya. Emredin komutanım. Ali, planda değişiklik var. Novak adamlarıyla birlikte bulunduğu yeri panikle terk etti. Nasıl olur komutanım? Hareketlerini uyduzan takip ediyoruz. Aslı Selim'in GPS cihazına koordinatları gönderdi. 5 kilometre uzaklıkta. Novak'ı yakalamanın bir yolunu bulun. O adamı almadan buraya gelmeyin. Emredersiniz komutanım. Ne yapacağız şimdi? Nasıl düşeceğiz bu adamın peşine? 5 kilometre çok mesafe. Araç bulamayız. Koşsak yetişemeyiz. Selçuk, harita. Sabri, Panço. Noah'ın evinden çıkan yol etrafımızdan dolaşıyor. Başka bir yere gidemez. Şurada bir ana yol var. Buraya 15 dakikadan önce varamaz ama varırsa kaybederiz. Ama tek bir şartla yetişebiliriz. Arazinin içinden kestirmeden koşarak. Bu da 3 kilometrelik mesafe diyor. Bu teçhizatlarla imkansız. Ne oldu, gözün mü korktu? Deniz komandosu. Selim haklı. Bu teçhizatlarla biz koşamayız. Ama biri koşabilir. Aramızda en hızlı koşan Süleyman. Komutanım,
çantasını çıkarıp yükü hafiflerse mermi gibi gider. Süleyman bizden önce pusu noktasına gidecek. Konvoya öyle bir pusu atacak ki Novak ne ileri gidebilecek ne de geri dönüp kaçabilecek. Yani operasyonun başarılı olması Süleyman'ın ayaklarına bağlı. Başka şansımız yok. Bunun geleceği yok. Evet, iş başa düştü. Başka şans bırakmadın Ali Yüzbaşı. Aradığım. Güzel. Bence 9 konuşuyor. Başardım. Konvoyu durdurmak için
Operasyona hazırım komutanım. Başlıyorum. 3 dakika Süleyman. 3 dakika. Dayan, geliyoruz. Emredersiniz komutanım. İşte başlıyoruz Süleyman. Allah yardımcın olsun. Komutanım, acele etseniz iyi olur. Geldik kardeşim, yetiştik. Helikopter kalksın.
Erkeksen. Silah bırak. Benimle eşit dövüş Türk. At üstünden bir Türk. Atsız bir savaşçıya. Asla saldırmaz. Sen ne bilirsin? Peki. Zaten sen bana sağ lazımsın. Füze nerede? Sen füze nereden biliyorsun? Ha? Kimden öğrendin? Soruma cevap ver. Füze nerede? Olur sen de söyleme. Gel buraya. Kalk! O halde benim için önemli değilsin artık. Patronların da seni gözden çıkarır. Ölmeni istiyorlar. Kalk! Değiliz burada. İsmail, binme noktasına ne kadar var? 3 dakika var komutanım. Toparlan, helikoptere gidiyoruz hadi. Tim, gidiyoruz. Bıraktığınız işi bitirin. Tamam.
Pençe 2 gördük sizi, tamam. Konuşan Gölge 1, sizi görmemiz için kırmızı sis atın.
Sabri! Sabri bacağım! Sakin ol kardeşim, geldim. Bacağımı hissetmiyorum Sabri! Komutan Süleyman! Bacağımı hissetmiyorum. Dur Süleyman, tamam iyileşeceksin oğlum, dur! Dayan koçum, dayan! Bacağımı hissetmiyorum, komutanım var! Komutanım var! Bağır. Süleyman tamam, iyileşeceksin oğlum, tamam. Bahri karşısına nasıl çıkacağım ben böyle? Tamam! Bahri! 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 Kızım arkada poşetler de şey var. Çamaşırları var. Onları da alıver. Tamam abi. Poşetlerden birini ver, hepsini yüklenmeyelim. Ay anne, keşke yemek de yapsaydık ya. Aşkına evde durduğu mu var? Bakalım yaptığımız yemekler ne alemde? Abime bak be. Dedemden kalma kulübeyi ne güzel yapmış. Tabii tabii. Anacığım o güzelim evini bırak. Gel burada sefil sefil yaşa. Ay anneciğim ne sefil sefil. Sen de abimi iyice süt kuzusu yaptın. Kusura bakma. Kuzum benim o. Sütünü bilmem de kuzum. Sen de benim kuzumsun. Aç kapıyı hadi. Anahtar sende anne. Sen de artık savcı oldun ya. Tutarsın kendini ayrı bir yere. Hadi hadi aç şu kapıyı. Benim annem, benim güzel annem, benim canım annem. Ben kısmet bulmadan anamın babamın evini bırakmam. Kısmet bulmadan, bütün kısmetleri ben geri çeviriyorum sanki. Allah aşkına olur, doktoru nasıl rezil ettin evimizde hala aklıma geldikçe utanıyorum. Anne, ya bu konuyu açma dedim sana. Açma yani, ben daha gencim zaten. Sen ilk önce abime göre bir kısmet bul, sonra benimle ilgilen. Valla abinin işi zor. Abine yaraşır kız bulmak, zamanlıkta iğne aramaya benzer. Hadi al şunu götür. Ha, şunları da dolaba as. Onları da güzelce çekmeceye yerleştir. Tamam tamam, ver anne. Ben de bakayım bulaşık var mı yok mu? Valla anne, sen abimi hiç tanıyamadın. Burada ne bulaşık ne toz bulabilirsin, ben sana söyleyeyim. Hadi hadi, daha Gazi Derneği'ne gideceğiz. Abisini savunuyor bana. Şu hale bak, kapaklar yerlerde. Bu kapak açık. İşkembe çorbası. Yaptığım gibi duruyor. Çorbası duruyor öyle. Üç gün oldu. Yarın bir dolma yapayım da getirelim bari, olur mu? Tamam anneciğim, getiririz. Hadi ne olur, hiç kalın yapacak bir şey bulamadıysam. Hadi. Hadi gidin bakalım.
Bingo. Gel bakalım yüzbaşı. Sabırsızlıkla seni bekliyorum. Sabri! Sabri! Kurtun, yalnız alamıyorum. Elinden geleni yap, duydun mu? Duydun mu beni? Elinden geleni yap! O bacakla ancak cehenneme gider. Bakal. Yeter! Cengiz! O bize canlı lazım. Daha füzenin yerini söyleyecek. Teğmen Aras Güner'i. Gel Aras, otur. Emredersiniz komutanım. Kursu birincilikle bitirdin, hayırlı olsun. Sağ olun komutanım. Hangi timde görev almak istiyorsun? Pençe timi komutanım. Pençe timinin kadrosu dolu, biliyorsun değil mi? Elbet bir yolu vardır komutanım. Yok. Ama bakacağım. Ancak hiç umutlanma, eğer olmazsa seni rastgele bir bölüye vereceğim. Seçim hakkını kaybedersin. Buna değer mi Aras? Değer komutanım. Komutanım. Ver Cengiz. Hüsra, hemen işleme başla. Bu bilgisayar bizim için son derece önemli. Emredersiniz komutanım. Süleyman'ın durumu nasıl? Pek iyi görünmüyordu komutanım ama erken müdahale edildi. İyi olacak inşallah komutanım. Süleyman güçlüdür. Ne oldu Hüseyin? Yok bir şey komutanım. Allah'tan ümit kesilmez çocuklar. Ama bizim için şu anda en önemli olan şey görev. Süleyman boşuna yaralanmadı. Bunca emeği boşa çıkarmamamız gerek. Durun, giremezsiniz. Komiserim. Yüzbaşı Selim Atakan, yaralı bizden. Komutanım, merdivenlerden çıkalım. Bütün girişler tutulsun lütfen. Basın, gazeteci, fotoğraf çekimi olmasın. Bu çok gizli bir operasyon.
Dikkatli olun. Sarsmayın. Hadi hadi. Cerrahlar geldi. Ameliyat için her şey hazır. Getirdiğiniz bilgisayar umarım işe yarar. Şura bir şekilde halleder. Adamın yaşaması daha önemli. Bilgisayardan daha fazla bilgi verecek bize. Ölmezse tabii. Yaşayacak Selim. Novak da yaşayacak, Süleyman da yaşayacak. Allah'ım sen yardım et. Ah Süleyman'a yaktın hepimizin içine. Komutan aradı. Ne dedi komutanım? Bahar haber verin dedi. Vallahi ben söyleyemem. Ben de söyleyemem. Sen sağlıkçısın Sabri. Bilirsin bu işleri. Hadi sen ara. Bora haklı. En tecrübeli sensin. Biz şimdi ne diyeceğimizi bilemeyiz. Kızcağız daha da panik olmasın. Ara Sabri sen ara. Hadi. Hadi kardeşim ara. Sabri. Bahar merhaba. Kusura bakma seni bu saatte aramak zorunda kaldım. Hayırdır inşallah. Korkutma beni. Yoksa bir şey mi oldu ona? Sakin ol lütfen. Süleyman operasyon sırasında yaralandı. Sabri bana doğruyu söyle. Aklına kötü bir şey gelmesin. Hastane değil şu anda. Ameliyat aldılar onu. Durumu nasıl peki? Sabri bana cevap ver. İyi olacak inşallah. Sabri. Şimdi ben sana konum atıyorum. Gelince konuşuruz. Sabri. Kızım. Cevap versene. Kızım ne oldu gece gece? Söyle yavrum. Ne var? Kızım ne oldu söylesene. Süleyman operasyonda yaralanmış baba. Başımıza gelen. Ben hastaneye gidiyorum. Sedat, 5 dakikaya hazırlan, beraber gidiyoruz. Ameliyat öncesi bu yaptığınız hiç doğru değil. Lütfen çıkar mısınız? Savaş meydanı mı burası? Hastane. Ve bu yaptığınızla hastanın hayatını riske attınız. Doktor hanım biliyorum burası bir hastane, savaş meydanı değil. Ama şimdi biz de bu adamı Paris'in sokaklarından almadık. Konuşması gerekiyordu. Başka bir seçeneğimiz yoktu, bu kadar. Bu arada sizden bir ricam olacak. Bu isteğiniz de bir önceki kadar çılgınca mı Ali Yüzbaşım? Yok, bu kadar çılgınca değil. Aslında çılgınca da olabilir. Yani Hipokrat bu yaptığımızı görse şapka çıkarırdı. Neyse. Birazdan resmi yazı elinizde olacak. Evren nerede kaldın? Sensiz muhabbetin tadı çıkmaz. Tamam arabaya biniyorum. Geliyorum şimdi. Tamam hadi acele et. Tamam hadi görüşürüz. Thank you.
Hayır, hayır, hayır. Ne oluyor Büşra? Büşra! Komutanım, gizli bir şifreleme ağı tüm dosyaları sildi. Elimizde hiçbir şey kalmadı, çok üzgünüm. Yalnız komutanım, dosyalar silinmeden önce bir şey yakaladım. Ne? Hedef artık biliyoruz komutanım. Hedef Türk akımı boru attı. Teşekkür ederim Büşra. Operasyon hedefini buldu. Bu iyi haber. Enerji dağıtım güzergahlarını istikrarsızlığa uğratmaya çalışıyorlar. Maksatları Türkiye'nin itibarını yerle bir etmek komutanım. Buna izin vermeyeceğiz Ali. Bana Savunma Bakanlığı'nı bağlayın. Dinliyorum Mustafa. Ah, çok şükür. Sağ ol. Süleyman hayati tehlikeyi atlatmış. Çok şükür. Ama bacağını kurtarmaya çalışıyorlar. Tehlike devam ediyormuş. Bahar'a haber verdik. Başka haber vereceğimiz bir yakını falan var mı Ali? Komutanım bildiğiniz gibi tek ailesi bizdik. Bir de canından çok sevdiği Bahar. Pekala. Herkes istirahate çekilsin. Her an yeni bir istihbarat alıp göreve çıkabiliriz. Moralinizi ve gücünüzü toplayın. Emredersiniz komutanım. Ali, Selim ve Aslı Nova'nın başından ayrılmayacaklar. Emredersiniz. Selim Yüzbaşı. Aslı Yüzbaşım. Hemşire kan almak için seni bekliyor. Süleyman için mi? Yok. Novak için. Ağabeye negatif değil mi senin K grubun? Ne yani? Teröriste mi kan vereceğim ben? Her şey vatan için. Bora. Komutanım. Süleyman hayatı tehlikeye atlattı. Oh be. Şükürler olsun. Canımdan can gitti şurada arkadaş ya. Sonunda güzel bir haber aldık. Ayağı nasıl? Ayağını kurtarmak için ameliyat devam ediyor. Biz burada teröristi yaşatmaya çalışıyoruz. Kendi canımız ne halde? Allah kahret. Tövbe estağfurullah. Ali Yüzbaşı gelmedi mi hala? Komutan herkes dinlensin demiş. Ali Yüzbaşı karargâhtan ayrılmış komutan. Nasıl yani? Ali Yüzbaşı evine mi gitti? Ne demek aldılar? Kim aldı? Nereye aldı? Ne anlatıyorsun sen bana? Nasıl olur bu? Bordo bereliler. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Aptal herif. Bana kaçmasını söylemiştim.
Bordo bereliler Novak'ı almış. İstanbul'a getirmişler. Hastanede yatıyor. Novak konuşursa bu hepimiz için çok tehlikeli olur efendim. İzin verin bu işi hastanede hemen bitireyim. Hayır. Bunu taburcu olduğunda yapacağız. Jack. Birileri var programının yapımcısı. Neydi o kızın adı? Berna mı? Ha. Ona ihtiyacımız olacak. Ne oldu? Novak aldılar. Peşine düştüğümüz bordo berelilerin işi. Nerede? Hastaneye yatırıldığını öğrendik. Senden istediğim Berna'yı oraya gönder. Hastanede olup biten her şeyi öğrenmek istiyorum. Berna hırslı ve tuttuğunu koparan biri. Bir süre sonra uyanırsa başımıza bela olur. Şu anda benim için faydalı olması önemli. Gerekirse basın şehidi olarak tarihte yerini alır. Evine hoş geldin. Hoş buldum. Ne yaptın? Rahat ettin mi evde? Sayılır. Tek sorun yiyecek bulamadım. Niye? Dolapta vardı, çorba vardı. Niye yemedin? İşkembe çorbası. Almayayım canım. Gerçekten nasıl içiyorsunuz onu? Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen ağzın tadını hiç bilmiyorsun. Bana hala güvenmiyorsun değil mi? Sence? Peki madem. Al öyleyse. Sen de dur. Çok profesyonelsin. Sen de öyle. İğnesini çıkarttım, silahla güzel meydan okuyorsun. Ama unutma. Kelepçeden kurtulmak benim maharetim. İstesem hareket dahi edemezdin. Kelepçeden kurtulmamı ve böylece sözlerimde ne kadar samimi olduğumu görmek istedim. Aferin sana. Artık sakince konuşabilecek miyiz? Bilmem. Novak ne oldu? Yakaladın mı? Uyan uyan. Şşş. Hey. Kendine gel. Günaydın. Nihayet uyandın. Toparlan bakalım, sende konuşacaklarımız var. Merak etme. Türk hekimleri teröriste bile insan muamelesi yapar. Ama ben teröriste terörist muamelesi yaparım. Konuş şimdi. Füze nerede? Konuş. Yoksa seni daha beter hale getiririm burada. Bana bak. Bu adamlar sert oynamayı çok sever. Bir an önce konuşmaya başlamazsa canın çok yanacak. Haberin olsun. Umurumda değil. Elçiliğime haber verin. Avukat istiyorum. Ne? Avukat ha? Lan seni gebertirim. Anlıyor musun beni? Seni gebertirim.
konuş lan. Konuş şimdi. Füze nerede? Füze nerede? Konuş lan. Saldırı nereden gerçekleşti? Selim yeter. Konuş, planınız ne? Planınız ne? Öldüreceksin adamı. Aslı dur! Bu herif yüzünden bizim başımıza neler geldi? Selim! Konuş. Selim yeter! Düşman yok. Savaştığınız küresel güçler ahtapotun kolları gibi. Sistem o kadar çıkarcı ki menfaatlere göre sürekli yeniden şekilleniyor. Değişmeyen tek şey Türkiye siyaseti. Bunları biliyoruz. Bin yıllar aynı mevzu. Burada kimle işi tutuyorlar? Tek bir merkez yok. Bunlara hizmet eden yüzlerce firma var. Ama en etkili olanı... Ben G firması. Bu ve bunun gibi şirketler üzerinden bütün pis işlerini yürütüyorlar. Küresel taşımacılık işi yapıyor. Bu benim tespit edebildiğim tabii. Hedef şaşırtmadığını nereden bileceğim? Hatırlatırım. Martin'i benim sayemde öldürdün. Novak, onu da sayemde canlı ele geçirdin. Beyaz Melek'le ilgili şüphen kalmamış durumda. Füze bilgisi de doğru çıktı. Sen bu ağın neresindesin küçük hanım? Ben emirleri şifreyle aldım hep. Bu yüzden neye hizmet ettiğimi hiçbir zaman bilemedim. Artık telefonum kapalı. Ha sen kiralık katilsin. Ne o zaman şimdi bu pişmanlık masalları falan? Büyük resmi görmem zaman aldı. Biraz vicdan muhasebesi, biraz intikam arzusu, biraz da geçmişimin bagajlarından kurtulma isteği diyelim. Seni ikna etmem için daha ne yapmam lazım? Bütün söylediklerim doğru çıktı. Bozuk saatte günde iki kez doğruyu gösterir. Bu akşam gerçekleşecek çok önemli bir buluşma var. Bozuk saatten zamanını öğrenmek ister misin yüzbaşı? Ne buluşması? Saç ve diş fırçasından alınan örnekler laboratuvara gitti. Adadaki ceset? Adli tıptaki cesetten de örnek almaya başardık. Sonuçlar yarına çıkmış olur. Cesedin Nadia olup olmadığını kesin olarak teşhis edeceğiz. Eline geçen fırsatın farkında değilsin Ali. Eğer Martin ölmeseydi, onunla beraber gidecektik buluşmaya. Teslim alacağımız şeyin ne olduğunu bilsen, şu an burada böyle rahat duramazdın. Anlat da bileyim o zaman. Hedef Türk akımı boru hattı. Herhalde artık siz de biliyorsunuzdur. Başından beri biliyordum. Niye daha önce söylemedin? Keşfetmenin keyfini yaşamanızı istedim. Avrupa'daki enerji krizini büyütmek istiyorlar. Bravo. Dahası var. Ellerindeki kaya gazını Avrupa'ya satarak kârlarını arttıracaklar. Ve bununla da yetinmeyip tek kutuplu bir dünyanın kapısını yeniden aralayacaklar. Türkiye'nin de dünyanın en önemli enerji geçiş güzergahı olmasının önünü kapatacaklar. Bizi sadece ekonomik olarak değil, siyasi olarak da zayıflatmaya çalışacaklar. Sen de büyük resmi görme konusunda fena sayılmazsın. Amaç dengeleri bozmak,
ve Türk akım boru hattında kalıcı bir tahribat yaratmak. Nasıl kalıcı bir tahribat? Nükleer başlık mı kullanacaklar? Kimyasal. Hem yıkıcı hem de kalıcı bir saldırı olacak. Siz de füzeye takılacak kimyasal başlığı teslim edecektiniz, öyle değil mi? Ben gözü dönmüş, eli kanlı bir terörist değilim yüzbaşı. Bu yüzden senin evindeyim. Ne zaman gideceksin? Hemen çıksam iyi olur. Gideceğim yer uzak değil. Beraber gideceğiz. Benim gibi bir hanımefendiyi yalnız bırakmayacağını tahmin ediyordum. Ancak bu defa karşılıksız olmaz. Akıllandım. Ne istiyorsun? Birinci isteğim bu tantana bitene kadar evinde misafir olmak. Ve tabii çorbaları yapmak. İkincisi? Buluşmaya gittiğimizde beni gören tek bir kişi bile sağ kalmayacak. Ha bu arada eve gelirken bana bir diş fırçası alalım. Üç gündür dişlerimi fırçalamıyorum. Novak'ın yarın hastaneden savcılığa götürüleceğini öğrendik Amy. Novak hastaneden savcılığa götürülürken yolunu kapatıp işini bitireceğiz. Bu işin başında bizzat senin olmanı istiyorum Amy. Silahları, adamları sen seç. Yalnız mutlaka savcılığa gitmeden bu iş bitecek. Kaç polisin, kaç istihbaratçının, kaç askerin öleceği umurumda değil. Beni anladın mı? Emre. Biz kahve içmeye gidiyoruz. Buralar sende. Tamamdır. Seninkinden daha iyidir. Teşekkürler. Beni düşünmen hoşuma gitti. Çalıştığım ilk itirafçı sen değilsin. İtirafçı? Peki madem öyle olsun. Bana silah vermeyecek misin? Tabii ki de hayır. Sen bilirsin. Sana yardım edebilirdim. Ben sadece silah arkadaşlarımla savaşırım. Çok kibirlisin. Eğer başıma belaya sokarsan seni oracıkta ipini çekerim. Haberin olsun. Yasa dışına çıkacağın için mi bu kadar gerginsin? Gergin değilim. Belli. Kimyasal silah İstanbul'da dedin. Füze nerede? Plan değişmediyse şu an gemiyle Türkiye'ye doğru yaklaştığına adım gibi eminim. Daha fazla bilgi işimiz bitince ulaşacağız. Başka sorunuz yoksa artık gidebilir miyiz Ali Yüzbaşım? Aksi takdirde randevumuza geç kalacağız. Ve füzenin yerini de asla öğrenemeyeceksin.
Niye bu kadar uzun sürdü? Hızlı çıktı mı kork kız? İyi etmek için uğraşıyorlar. Sağ ol oğlum. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Görevden uzak kalacağımı ölsem daha iyi derdim. Kaderi çağırmış meğerse. Boş teselli kızım bunlar. Kaderi çağırmış. Daha iyi bilir Süleyman. Atlatacak inşallah. Bahar. Baharım. Gözüm yoldaydı. İyi ki geldin. Geçecek canım benim. Bunlar da geçecek, tamam mı? Ah, musibet isabet ettim. Adresi şaşmaz. Ama şifası da öyle güzel kızım. Şifası da öyle. Rabbim sınıyor. Hadi oturun, oturun Bedire. Oturun, istirahat edin. Var mı bir haber? Henüz yok bir haberim Aziz teyze. İyi olacak ama inşallah. 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 Çok şükür. Süleyman. Allah'ım sen onu bize bağışla. Süleyman. Çok şükür. Atlattı. Çok şükür. Çok şükür. Bırakın gitmek var mı öyle? Buradayız hepimiz. Yanındayız sevgilim. Oldu geçti bitti inşallah. Süleyman. Müsaade ederseniz yoğun bakıma geçin. Gideceğiz şimdi komutana. Merak etme tamam ben. Nasıl kaldı? Sol bacaktaki doku kaybı gerçekten çok büyüktü. Damarları neredeyse tamamen parçalanmış durumdaydı. İnan elimizden gelen şey yaptık ama geri dönüşü mümkün olmayınca. Hemşire! Ah!
Nasıl? İyi geldi mi? Gelmiş, gelmiş. Çıkarım. Yapmazsan hepsi ölür. Pençe teminin içine sızacaksın. Bize yaptıkları operasyonlar hakkında istihbarat sağlayacaksın. Yoksa ailen ölür. Size hizmet etmem. O kadar emin olma. Meclis Mahallesi, Tuna Sokak, numara 12. Ailen bu adreste değil mi? Eve girin ve herkesi öldürün. Dur, tamam, dur. Hemen, eve girin de. Burak! Tamam. Tamam, yapacağım. Görev iptal. İşte böyle delikanlı. Böyle yola gel. Çözün ellerini. En iyi savaşçıları yaratmak için en iyi ustalar gerekir. En iyi ustalar da işe sınamakla başlar. Pençe timine hoş geldin evlat. Sen bu kutsal vazifeye vatanı uğruna bacağını feda eden bir gazimizin yerine geldin. Bu vazifeyi hakkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Emredersiniz komutanım. Ali Yüzbaşım, nerelerdesin? Biraz işim var Selim. Ne oldu? Süleyman. Nasıl durumu? Yaşayacak çok şükür. Ama bacağını kaybetti. Sen neredesin? Burada olman gerekmiyor muydu? Anlatacağım gelince, biraz işim var. Ne demek işim var? Burada olmaktan daha önemli ne olabilir ki? Anlatacağım Selim. Anlatacağım. Arkadaşın için üzüldüm. Geçmiş olsun.
Şerif abi. Hoş geldin. Abi hoş geldin. Kahrı da hoş, Lütfü de. Biraz daha sabır. Odasını aldılar mı? Henüz bir haber yok abi. Bunca zamandır her şeyini bir doktor gibi bana danışırdı abi. Ben şimdi onun suratına bakıp ne diyeceğim? Sağlam durun gençler. Bize metanet yakışır. Hem sizin gibi dostlar oldukça sırtı yere gelmez evvelallah. İnşallah abi, inşallah. İyi ki geldiniz. Süleyman'ın size çok ihtiyacı var. Duanıza muhtaçız. Hürmetler anacığım. Buyurun. Kızım, geçmiş olsun. Geçecek mi? Kalbim acıyor. Uyandığında nasıl dayanacak? Dayanacak inşallah. Derdi veren Allah, sabrını da verir. Senin güzel kalbini karartma. Sevgi en büyük şifadır. Şifa Allah'tan da. Bu saatten sonra nasıl yol yürüyecekler böyle? Vedat, sen ne dediğini farkında mısın? Sabır ya. Doğun haritasında olacak iş mi arkadaş? Komutan da Doğun, timini korur. Hani, Ali Yüzbaşı nerede? Senin askerin ayağını kaybetmiş. Şimdi yanında olma gerekir. Hayırdır? Sen niye giriyorsun bu konulara? Neden yükseldi bu herif şimdi? Çatıcı yer arıyor işte. Kavga çıkarıp işi bitirmek amacı. Öyle bir zamanda yapar mı? Sence Sabri? Bir nefes alacağım. Affedersiniz. Affedersiniz. Adım Berna. Speedly Haber Ajansı'nda muhabir olarak çalışıyorum. Şehit ve gazilerimizin aileleriyle ilgili bir program yapıyoruz. Müsaadeniz olursa kısacık birkaç soru sorabilir miyim? Bana soru sorma. Git içeridekilere sor. Onlar söylesin. İçerideki gazi yakınınız mı? Neyiniz olur? Kızımın nişanlısı. Dün geceki operasyonda vuruldu. Damadınız yani? Damadım idi. Bu saatten sonra zor. Kızınız mı vazgeçti? Yok, ben vazgeçtim. Adam vatanı için gazi olmuş. Başımın üstünde yeri var elbette. Ama evlilik başka bir şey. Aralarındaki denge bozuldu artık. Senin anlayacağın, benim tek derdim kızım. Biraz sistemli gibisiniz. Eğer çok özel değilse sebebini sorabilir miyim? Baksana. Hastaneye bile gelmedi adam. Kim? Kimden bahsediyorsunuz? Kim olacak? Ali'yi değilim. Ya kızı istemeye geldiğinde iyiydi. Hani nerede şimdi? Bu işler hep böyle olur.
Herkes çakıp gidecek. Gizime kalacak Şiles. Yok öyle bir daha. Hadi eyvallah. Teşekkür ederim. Jack, bahsettiğim yaralı askerin kayınpederini buldum. Kendisi Ali Yüzbaşı'dan pek hoşlanmıyor. O yüzden fazlasıyla bilgi alabileceğimizi düşünüyorum. Ben bu işin peşini bırakmayacağım, merak etme. Bomba gibi bir haber yapacağız. Tamam, görüşürüz. Yine mi tuvalet? Bir daha geceye kadar tuvalet muhalet yok. Ona göre hareket et. Havalandırmadan kaçmayı düşünüyorsan unut. Kapatıldı. Hadi çık dışarı artık. Diktin gene bizi buraya. Thank you.
kızım. Seni istemeye geldiğimiz günü hatırlıyor musun? Babanda surat bir karış. Yok asker adama kız mı verilirmiş? Gecesi belli değil, gündüzü belli değilmiş. Üstüne bir de özel kuvvet. Kelle koltukta. Korktuğu da başına geldi işte. Çektim kenara konuştum. Bana bak. Bu gençlerin her biri kaşıkçı elması gibi. Üzüleceğine bayram et. Başına devlet kuşu kondu dedim. O da farkında bunun. Ama onun tek derdi benim. Çocukluğumdan beri aynı. Bahar. Sana büyük iş düşüyor kızım. Göndere çekilmiş bayrak gibi duracaksın. O güç kendimde bulabilir miyim? 6-7 yaşlarındaydım. Ninem anlatırdı. Bizim köyde bir Gazi Hüseyin Çavuş diye biri varmış. Yiğit adam. 7 köyde namı var. Vakti gelince sevdalanmış. Nişan kıymışlar. Bizim yiğitlerin mutluluğu kelebeğin ömrü kadar sürer kızım. Seferberlik ilan edilmiş. Koşmuş Kafkas cephesine. Esir düşmüş. Yıllarca Sibirya'da kürek mahkumu olarak kalmış. Tam kurtuldum vatana döndüm derken İstiklal Harbi patlamış. Köyünde oturur mu Hüseyin Çavuş? Koşmuş cepheye. Bu sefer ayağını bırakmış cephede. Gazi olmuş. Evden ayrıldıktan 7 yıl sonra dönmüş köye. Nişanlısı? 7 yıl kızım, dile kolay. Hüseyin dönmeyince nişanlısı başkasına varmış. Anası babası da rahmetli olmuş. Senin anlayacağın nereye dönse kapı duvar. Çok zor. Köyün kahvesinde soluklanmış biraz. Sonra da çaresiz dönmüş gerisin geriye. Nereye gittiğini bilen neden yok. Ben köyün çıkışındaki o tepeye çıkardım. Yola bakınca Hüseyin Çavuş'un köyü terk edişi gelirdi gözümün önüne. Hayalimde bağırırdım. Hüseyin Çavuş, dön geri dön. Ben sana odamı açarım derdim. Onun mahzunluğu yüreğime çökmüş olsa gerek ki dağlarda bir ömür Hüseyinlerin ocağı sönmesin diye savaştım. Çok şükür bugün dönecek bir evimiz var. Çok şükür. Bahar, bunun evi sensin. Onu bırakma olur mu? Valla ne yalan söyleyeyim, senden hiç beklemezdim. İyi oyunculuk. Biz denizciler severiz böyle aksiyonları. Sen yine de bir Karaca'nın yazdığı oyunda oynadığını unutma da. Sonuçta Sacit General'i ikna etmek Ali Yüzbaşı'nın marifetiydi. Tamam canım,
Şimdi öyle kuvvet ayrımı yapmayalım. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz Aslı Yüzbaşı. Yalnız plastik plastik bayağı acıtıyormuş ha bu. Ameliyattan önce Nova'ya takip çipi yerleştirmemiz çok iyi fikirdi komutanım. Dünyanın neresine giderse gitsin attığı her adımdan haberimiz olacak. Gönder. Bu arada hazırlıklar bitir. Beklemek istemiyorum. Kaybedecek pek dakika yok. Pasaportu hazırla. Geliyorum. Çal. Havaalanını tekrar uyarın. Bu adam hiçbir engelle karşılaşmadan oradan çıkacak. Emredersiniz komutanım. Kahretsin, yol kapalı. Durmamız lazım. Ne yapacağız? Yavaşla. Dikkatli olun. Tamam. Nadia. Açığa çıktık. Sen ölmüştün. Bize öyle söylediler. Ben odadan kaçmayı başardım. Bana her şeyi anlat bakalım. Ne bu halin? Kim saldırdı sana? Sen ne açığa çıkmasından bahsediyorsun? Türkler. Türkler füzeyi biliyorlar. Neden Novak'ı esir aldılar? Ve Novak her şeyi söylemiş.
Teslim ol! Tamam, sakin. Teslim oluyorum. Bırakacağım çantayı. Kimyasal silah başlığı burada. Ya füze? Bir limanda kuzu gibi başlığın takılmasını bekliyor. Kim bunlar peki? Ah, taşeron. Bunların para için satmayacakları kimse yoktur. Kimyasal başlığı füzenin yerini bilen adamlara teslim edeceğiz. Kendi ellerimize teslim edeceğiz. Öyle mi? Doğru. Sizde bir söz vardı. Oyun içinde oyun diyorsunuz. İşte biz de bu oyunu başarabilirsek füzenin yerini de öğreneceğiz. Hadi gidelim. Kimyasal başlığı ben götüreceğim. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun, aktif hale gelmiş. Sanırım çantanın kapağını açtığımızdan oldu. Hemen, hemen buradan gitmeliyiz. Dur! Hiçbir yere gitmiyorsun. Yakında yerleşim yerleri var, binlerce insan ölebilir. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Ali Yüzbaşı, ben senin gibi kahraman bir asker değilim, tamam mı? Şimdi o silahı indir ve derhal buradan gidelim diyorum. Başımıza bu belayı sen açtın. Bu adamı öldürmeseydin kimyasal başlığı etkisiz hale getirebilirdik. Şimdi hiçbir yere gitmeyeceksin. Bu beladan birlikte kurtulacağız. İkimiz mi? Hem de baş başa. Aynen öyle. Ne kadar romantiksin. Çok konuşma. Dediklerimi yap. Fazla vaktimiz kalmadı. Ne yapıyorsun? Gidelim buradan. Cesaretine hayranım da söylemesi ayıp, ne yapıyorsun? Kes sesini. Ya öleceğiz burada. Oh. Şu numarayı ara. Bombayı mağ uzmanı. Mustafa. Dersime iyi çalışırım. Ne lan? Kimsin sen? Şimdi beni iyi dinle. 3 dakika sonra içinde kimyasal füze başlığı olan bomba patlayacak. İstanbul'dayım. Binlerce insan ölmeden bana yardım edecek misin? Yoksa benim gibi kıymetli bir muhbiri de gözden çıkaracak mısın? Sana kimsin dedim. Beyaz Melek. Bekleyecek misin? Hadi bir şey söylemeyecek misin? Hadi. Bak bana stres yaptırma, tamam mı? Düşünmeye çalışıyorum. Bekle biraz. Sürekli soru sorma bana. Bak 1,5 dakikamız kaldı. Pil bloğuna giden kablolar renkli mi peki? Hayır, 4 kablo var, hepsi siyah. Profesyonel adamlarmış. Zaten renkli kablolar sadece filmlerde olur. Şimdi senden kabloların çıkışlarını takip etmeni istiyorum. Kablolardan ikisi başlığa, diğer ikisi anahtara gidiyor olmalı. Sen başlığa giden kabloyu bulacaksın. Ve unutma,
eksi ucu keseceksin. Eksi ucu nasıl bulacağım? Kabloların etrafına iyi bak. Düzeneyi yapanlar kendileri karıştırmamak için kesin bir yerine işaret bırakmış olmalı. Küçük bir çizik, minik bir bant, onu diğerlerinden ayıran kesin bir iz vardır. Ha, buldum galiba. Göster bana, çabuk ol. Süre azalıyor. Şu. Güzel, işte bu. Şimdi dikkatlice kabloyu kes. Şunu artık. Şükürler olsun. Yardımın için teşekkür ederim Mustafa. Bir dahakine daha soğukkanlı ol. Dur, dur, dur! Ay. Yardımların için teşekkür ederim Ali Yüzbaşı. Çok faydalı oldun, sağ ol. Tabii izlemek dışında bir şey yaptığın söylenemez ama. Valla ne yalan söyleyeyim, seni izlemek çok keyifliydi. Ama Mustafa'nın bu işi halledeceğinden de adım gibi emindim. Atladığım bir şey var ama. Düzeneyi çözen benim. Aferin sana. Hala yalnız gitmekte kararlı mısın? Evet. Ne var aklında? Seni satmak.